Twitter'ın para kazanmak için, etkileşim almak için insan yemekten hiç çekinmeyen yamyamları bugün uyanmışlar, Barış Alper Yılmaz'ı yemeye çalışıyorlar. Gerçekten anlaması güç. Nasıl yaşandığına emin olmadığınız bir hareket üzerinden, gayet de o futbolcunun bunu göreceğini bile bile, sırf etkileşim uğruna ya da sırf rakip takımın oyuncusu olduğu için nasıl bu şekilde insanların önüne atıyorsunuz, vallahi hayretler içerisinde izliyorum. Aylar sonra podcastlere geri döndük. Shortslarımın da altına yazıyorsunuz. Abi o seri geri gelsin, daha rahat konuşuyoruz, daha uzun konuşuyoruz diye. Geri döndük. O yüzden siz de mutlaka like'lara abanın, yorum bırakmayı unutmayın ki biz de bu seriye devam edelim. Nedir konu? Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın 4-3 yendiği Elfsborg maçından çıkarken kenarda bir stat görevlisiyle çarpışacak gibi oluyor. Onu ittirip yoluna devam ediyor. Sadece bu görüntüye baktığımızda şey diyebiliriz belki. Ya Barış sen kimsin kardeşim? Adamdan neden özür dilemiyorsun çarpışmışsınız? Neden yüzüne bakmıyorsun? Kimsin kardeşim? Bu ne kibir? Diyebilirsiniz. Dediler de. Ama yaşanan olayları ardına arkasını öncesini düşünmeden böyle bodozlama yargılarsak ancak o zaman bu sonuca varırız. Olayı bir geri saralım. Dakika 74'te Barış Alper Yılmaz oyundan çıkıyor. 74 dakika boyunca gol atsın atmasın ki o maçta atmıştı. Barış Alper Yılmaz'ın oyun içinde nasıl bir hırsla oynadığını biliyorsunuz zaten. Sürekli depar, sürekli bindirme. Şimdi bu yorumları yapanlar öncelikle hayatınızda kaç defa bu kadar yüksek nabızla maç yaptınız bilmiyorum ama hani televizyon başında diyorsunuz ya o top öyle vurulur mu diye mesela. Böyle de şut çekilir mi kardeşim diye. İşte yüksek nabızda senin öyle telefon ya da televizyon karşısında oturduğun gibi öyle de hareket yapılır mı canım diye olmuyor. Adam bilmem neresinden nefes alıyor 75 dakikadır koşuyor sahanın içinde. Çıkarken de kesilen görüntülerde bakın ne oluyor. Önce gidiyor tam yedek kulübesine gidecekken formasını çıkartıyor. Küçük bir taraftara hediye ediyor. Ondan sonra güvenlik görevlisi onu görmüyor. Çarpışacak gibi oluyorlar. İttirmekten de ziyade adamı tutuyor kardeşim. Bunun Fenerbahçelisiyle Galatasaraylısıyla alakası yok. Belki Barış eğer o adama o şekilde yolda ya da maç öncesi çarpsa zaten o şekilde davranmaz. Güler, omuzlarından tutar, ne bileyim bakışlar ya da pardon der ya da ona pardon der. Ama 75 dakika o nabızla koştuktan sonra adam yedek kulübesine gitsem de kendimi şöyle bir atsam diye bekliyor. Ona rağmen dönüp çocuğa formasını veriyor. Adamla çarpışıyorlar. Yaptığında da hiçbir şey yok. Bugün Barış Alper Yılmaz'a, yarın İrfan Can'a, sonraki gün Mert Günoğa. Bu aslında hep Elon Musk'ın suçu. Anonim hesaplara etkileşim karşılığında para ödüyor Twitter'da. O günden beri Twitter'da görülme duyulmamış saçmalık, yaşanmamış linç kalmadı. Sırf etkileşim alıp bunun üzerinden para kazanmak uğruna yemedikleri adam kalmadı. Çoğu zaman benim fikirlerime bir şey diyemiyorlar ama hiçbir şey diyemeseler de gözlük üzerinden vuruyorlar diye gözlüğü çıkarttım. Alın artık gözlük kullanmıyorum. Herhangi bir maçta, herhangi bir takımla ilgili fikrimi söylemişim. Kardeşim benim fikrime karşı bir şeyin varsa söyle. Atıyor benim paylaşımımı Twitter'a. Senin gözlüğünü, tipini bilmem ne yapayım. Sırf videom izlensin, etkileşim alsın, para kazansın diye. İnsan gibi bir tane yok. Şöyle demişsin ama doğrusu böyle diye. Belki bu videodan sonra Fenerbahçeliler bana kızacak. Sen Barış Alper'in avukatı mısın diye. Kusura bakmasınlar ben haklının avukatıyım. Ben bugün buraya çıkıp Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı terbiyesizliğe bakın. Emekçinin, işçinin hakkını yiyor. Sen kimsin ki Barış Alper? Sen adam mısın Barış Alper desem yemin ediyorum 5 kat fazla like alır bu video. 5 kat fazla izlenir. Ama benim ar damarım var işte. Ar damarı olan bir adam doğruyu bilmesine rağmen izlenmek için, etkileşim almak için, para kazanmak için yalan söylemez. Fenerbahçeli diye Galatasaraylı futbolcuyu yerden yere vurmaz. Hep tartışılan hani objektiftin, hani tarafsızlığın lafı var ya. Ha işte. Kimse tarafsız değil. İnsan nasıl tarafsız olur ki? Hepimizin bir tarafı var. Ama işte objektif olma, gördüğünü söylemek bu kadar. Benim de bugün, şu ana kadar ve bundan sonra da yapacağım bu. Hala basmadıysanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilsiniz de şurada bir yerdedir muhtemelen. Bilmiyorum artık nerede olduğunu. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.